Selim Hocam'la birlikteyiz. Karşılaşma öncesi tabii. Evet. Duygularınızı da öğrenelim istedik. Üçüncülük, dördüncülük mücadelesine çıkacaksınız Busan takımıyla. Tabii belirli bir aşamadan dolayı bu üçüncülük, dördüncülük mücadelesi oynanacak. Hem bundan önceki karşılaşmalar nasıl geçti? Hem de bu mücadele öncesi siz neler söylemek istersiniz? Olgunlar turnuvası nasıl geçti? Nasıl bir duygu tekrar sahada olmak? Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki yani şimdi işin güzel tarafı yıllar sonra tekrar bu sahada olmak gerçekten sevinici bir olay. Bursa Spor'umuzun maçını hep tribünleri izliyoruz ama şimdi yeşil sahada olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Ayrı bir haz veriyor. Bu çok güzel bir duygu. Olgunlar turnuvası ise Bursa gerçekten geleneksel hale gelmiş. Fakat katılımın çok az olduğu bir turnuva. Daha çok bizler gibi futbolu bırakmış Bursa Spor'a gönül verenler veya Bursa Spor futbolcu arkadaşlarımızın veya diğer takımda oynayan arkadaşlarımızın katılımının daha fazla olması gerekiyor. Ama bunun fazla olması için de organizasyonun çok çok iyi olması gerekiyor. Tabii ki biraz eksikler var. Eğer bunlar giderilirse çok daha farklı, çok daha iyi oyuncular, daha fazla ses getireceğine inandığım bir lig olacağına inanıyorum ben bunu. Ama şunun güzel tarafı da görmediğimiz arkadaşlarımızı bu tip turnuvalarda görmek bizi tabii ki mutlu ediyor. Çünkü Bursa neticede büyük bir yer. Her daim futbolcu arkadaşlarımızla bir araya gelmek mümkün olmuyor. Ama tabii ki böyle maçlarda, böyle organizasyonlarda onlarla hep bir araya geliyoruz. Eskileri yad ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Biliyorsunuz bu turnuvaların bazıları da Antalya'da yapılıyor. Hı hı. Sadece buradaki Bursa'daki arkadaşlarımızla görüşüyoruz ama Antalya yapılan turnuvalarda ise İnanılmaz derecede bir mutluluk orası da. Çünkü gerçekten uzun yıllar görmediğimiz arkadaşlarımız, yurt dışında olan arkadaşlarımız da o turnuvalara katılıyor. O turnuvalara katıldığı zaman da, onları gördüğümüz zaman da bize mutluluk veriyor. Diyoruz ya yani eski dostlarla bir araya gelmek gerçekten güzel. Bu turnuvanın adı bence bu olsa gerek. Ama bu turnuvalarda bir tek gönül koyduğum bir şey daha var benim. Rahmetli Mustafa'yı hiç anmıyoruz. Bunun adına bir turnuva yapılmalı. Bunu kim organize eder, kim yapar bunu bilemem ama. Buradan da mesaj vermiş olalım. Kesinlikle yani böyle bir organizasyonun Bursa'da artık yani nasıl bir olgunlar turnuvası yapılıyorsa. Çünkü biliyorsunuz ki timsahı çıkartan grup biziz. Evet. Hiç kimse bunun üstüne almasın. Bunu biz yaptık, bunu biz başardık, adını biz çıkardık bu timsahın. Bunun nasıl size söyleyeyim, rahmetli Musi'nin emeği bunda çok büyük. Biliyorsunuz ki onu yapan, o hareketi yapan o kişidir. Evet. Devamını getiren kişiler de bizleriz. Indarto grubudur. Bu konuyla ilgili biz çok mutluyuz ve çok onurluyuz ve çok gururluyuz. Netice neden? Çünkü böyle bir stadyumun üzerine timsah resmini yapıştıracaklar ve bu timsah resminde her bakan o timsahı mutlaka bizi hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Anılmak üzere. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar dileyelim şimdiden. Eksik olmayın. Goller bekliyoruz. Valla kısmet artık. İzleyip göreceğiz. Tamam, hadi bakalım. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Ba 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 ba